iyidir. Seyran ne ekiyoruz şimdi? Bugün lavanta ve biberiye. Ah, güzel lavantalar geldi. Bugün onları toprakla buluşturacağız. Çok güzel kokuyor. Acayip güzel kokuyor gerçekten. Hı. Kokusu buraya kadar geliyor. Evet. Böyle elinle şey yaptığında, evet, ovaladığında, okşadığında. Acayip güzel. İnanılmaz bir koku var. Bunlar bir senelik fide. Evet, bunlar bir yaşında lavanta fideleri. Aldık bunları bir üreticiden. Pazardan aldık. Adam sağ olsun çok güzel üretmiş. Ya biz önceki senelerde lavanta burada pek olmaz diye düşünüyorduk. Düşünüyorum. Ondan sonra denemeler yaptık. Acayip güzel tutuyor. Çok güzel çok oldu. Çok da güzel büyüyor. Hani niye olmaz diye düşünüyorduk. Şöyle işte, hani hep biz bilgilerde şey vardı. Sıcak burası, çok hani sıcak. Hani 600 rakım üstünde, aynen, olur falan diye bilgiler vardı ama öyle değil. Ama oluyor işte, bazı cinsleri çok güzel bizim oluyor. Bizim dükkanda gördüğüm şey, saksıya koyduğumuz lavantayı gördük geçen gün. Ne kadar acayip güzel, güzel çiçekler açmış. Evet. Çok güzel. Evet. Bu mavi lavanta diyorlar. Evet. Çiçekleri çok uzun. Blue lavanta. Ve şey, böyle yağ oranı çok yüksek. Çünkü biz yağ da çıkarma, evet, niyetindeyiz bunlardan. Evet. Bu sene bahçemizde böyle bir 50-60 tane, belki de 100'e yakın lavanta daha önce de ektik ve ekmeye devam ediyoruz. Amacımız bu lavantaları bu kadar sık ekmeye. Buraya evet biraz daha biraz şey ekebiliriz. Çok, evet, büyüyecek çünkü bunlar bu büyüyecek. Lavantayı biz çok kullanıyoruz. Hem yağını çok kullanıyoruz, hem bitkisini çok kullanıyoruz. Bir de hidrosolünü de, evet, ben sabunlarda kullanıyorum. Evet. Yani o kadar çok kullandığımız bir bitki ki. Yani Seyran'ın sabunlarında, ondan sonra bir sürü krem ve yağ formülümüzün içinde lavanta yağı var. Ve inanılmaz güzel bir bitki. Zaten çok dekoratif bir bitki. Bu sene dedik ki biz de bahçemize bir 100 tane kadar ekelim. Bakalım ne olacak. Seyran, lavanta ne işe yarıyor? Sabunlarında niye kullanıyorsun lavantayı? Lavanta yağını? Ya hem herkesin kullanabileceği her tür cilde uygun. Hı hı. Yumuşak bir şeyi var, yapısı var lavantanın. Hem de tıbbi etkileri var ya, inanılmaz tıbbi etkileri var bir yandan. Hem iyileştirici cildi iyileştirme özelliği var, hem saça iyi geliyor. Evet. Yani her derde deva denir ya, yani evet, şey, o rahatlatıcı etkisini de çok seviyorum, evet, ben. Şey olarak da, yani parfümeri şeyi olarak da çok seviyorum, yani notası olarak da çok seviyorum. Mesela kremlerimizde lavanta yağını en çok şu etkilerinden dolayı kullanıyoruz. Bir kere sivilce oluşumunu çok engelleyen bir bitki. Böyle agresif, egzamalı, işte sedefli ciltleri çok rahatlatan bir bitki. Yağını o şekilde kullanıyoruz. Bir sürü formülümüzde var bu yağ. Krem ve masaj yağı formülümüzde. Bir de çiçeğini çok kullanıyoruz. Çiçeğinin özelliklerinden en belirgin olanı aslında böyle akciğer problemlerinde nefes açıcı özelliği var. Aynı zamanda rahatlatıcı bir bitki. Yani lavanta o kadar çok işe yarıyor ki, yani her türlü sağlık probleminde kullanabileceğimiz çok dengeli bir bitki. Bakalım bu ekimi yaptıktan sonra seneye inşallah bunların çiçeklerini toplayacağız. Ve niyetimiz de bunun hidrosolünü ve yağını çıkartmamız. Seyran, sence bu lavanta bitkisi başka böyle kadınlar için önerebileceğin bir bitki olabilir mi? Yani kadınların kullanabileceği, mesela böyle uykusuzluk, depresyon dolaylı gibi. Dolaylı olarak kullanılır. Yani nasıl dolaylı? Bir kere kadınların hastalıklarının ana problemlerinden bir tanesi psikolojik problem. Evet. Evet. Aynen öyle. Hani eğer psikolojiyi düzeltirsen zaten her şey düzelir. Aynen öyle. Yani.
Hani o anlamda kullanılır. Çünkü psikolojik olarak rahatlama yaratan bir şey, bir bitki. O şekilde formüllere az miktarda katılabilir yani. Evet, evet. Yağı da, yağından da evet, rahatlatıcı olarak kullanılabilir. Artı böyle şey, gene abdominal bölgeye yapılacak böyle masaj yağlarında da, yani kadın hastalıkları için yapılan şeylerde krem ve yağ formülasyonun içine de lavanta katılmalı bence. Evet, evet. Özellikle böyle çağımızda böyle çok gergin, stresli işler yapan bir sürü kadın arkadaşımız. Yani erkekler de kullanabilir. Sadece kadınlara özel bir şey değil bu. Çocuklarda çok iyi. Çocuklarda çok iyi. Aynen öyle. Çünkü hiçbir yan etkisi yok ya. Evet. Yani yastığa işte birkaç damla lavanta yağı. Aynen. Ya da işte bitkisi de konur. Kesinlikle. Yastığın altına konur. Konabiliyor. İçine konur. Hatta lavantadan yastık bile yapanlar evet, var. Evet, evet. Bunu gördük biliyorsun, biz daha önce birkaç yerde. Acayip lavanta yastıkları gerçekten uykuya dalmayı, gergin bir günden sonra böyle rahatlamayı çok kolaylaştıran bir bitki. Bakalım, biz lavantaları böyle toprakla buluşturduk. Ekimimiz şöyle oluyor. Kaç santimdir sence Seyran aralık burası? Aralık bırakıyoruz. Burası en az 35 santim. Evet. Aslında bu bıraktığımız şey bile, aralık da çok az. Evet, çok sık. Çok az ama şey... Şimdi şu anda o kadar böyle geniş vizyonlar oluşturamadığımız için böyle yapıyoruz galiba. Hani bunlar böyle çok çok büyüyecek falan. Yani normalde 70-80 santime kadar çıkıyor değil mi? Evet, 70-80 santim boylanabiliyor. Boylanıyor yaklaşık ve... o kadar da hacim yapabiliyor. Aynen. Belki biraz daha iki sıra daha şey yapabiliriz, ara bırakabiliriz bunda. Aynen. Yoksa sürekli budamak evet, zorunda kalırız evet, bunları. Ya aslında dev gibi de olabilir sonuçta evet, yani. Bir metreye bir kadar metre de olur boylanabilir. Yani. Çapı da. İyi. Bir daha sefere gene de şey yapalım ya. Evet. Yani hayal gücümüzü kaybetmeden aynen, iki aralık bırakalım. Aynen. Tamam. Bitsin artık. Hadi kızım, hadi.